Mantığın 5. ve son testindeyiz. Başlayalım hemen. X ve Y tam sayıdır diyor. P ve Q önermeleri verilmiş arkadaşlar. Bakın P önermesi X tek tam sayıdır diyor. Q önermesi de Y tek tam sayıdır diyor. Buna göre bu önermelerinden hangileri P ve Q önermesine denktir diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bakın buradaki bağlacımız V bağlacı. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi birinci öncülü inceleyecek olursak X artı Y çift sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar X artı Y çift sayıdır ne demek? Şimdi her ikisi de bak tekle tekin toplamı çift yapar veya çiftle çiftin toplamı çift yapar. Değil mi? Tam sayılardan bahsediyoruz. Peki arkadaşlar bu tek ya da tek çift yapıyor. Çift ya da çift çift yapıyor ya. Bu P ve Q önermelerin yani X'in tek tam sayı ya da Y'nin tek tam sayı olmasını çünkü P ve Q önermesi diyor ya ikisinin aynı anda sağlanması lazım. Yani X'in tek tam sayı Y'nin de tek tam sayı olmasını gerektirir mi? Bakın gerektirmiyor arkadaşlar. Sadece şu durumdan bahsediyor olsaydık tamamdı. Ama şimdi böyle bir durum da var. Yani bu durum ne demek arkadaşlar? X çift tam sayı da olabilir. Y de çift olabilir. Ama ben burada P ve Q önermesinde ikisinin de hem X'in hem Y'nin tek tam sayı olmasını istiyorum. Bakın bu sadece gerektirmiyor arkadaşlar. Şimdi 2'ye bakalım. X çarpı Y'nin tek olması ne demek arkadaşlar? Hem X'in hem de Y'nin tek olması anlamına gelir. Bakın gerçekten de P ve Q'nun her ikisi de tek değil mi? Evet. Dolayısıyla bakın ikinci öncülümüz doğru. Şimdi 3'e bakalım arkadaşlar. Bunun sonucu tek çıkacaksa nasıl çıkabilir? Şimdi X ve Y tek olmuş olsa 2 ile tek sayı çarparsam çift, çift eksi tekten bak sonuç tek çıkar. Fakat X'e tek desem 2 ile çift desem 2 ile çift sayıyı çarparsam yine çift olur. Çift eksi tekten ne olacak arkadaşlar? Bakın hatta Y'yi de çift diyecek olursam sonuçta ne oluyor? Bakın çift olmuş oluyor. Değil mi? Peki bu durumda hem X'in yani şu üçüncü öncül hem X'in hem de Y'nin tek olmasını bize garanti ediyor mu arkadaşlar? Öyle bir şart yok. Gerektirmiyor yani. Dolayısıyla bu öncül de olmayacak. Yalnız 2 sağladı. Tamam. Bence güzel. 2'ye bakalım şimdi. Yarıçapları 15 santim olan özdeş A ve B dairesel hedef tahtalarının atış yapılan bölgelerinin yerden yükseklikleri sırasıyla 120 santim ve 140 santimdir. Şekilde görülüyor zaten. Atılımın herhangi bir hedef tahtasına yapmış olduğu başarılı ok atışıyla ilgili R önermesi okun hedefi vurduğu noktanın yerden yüksekliği minimum 150 santimdir diyor. S önermesi de okun hedefi vurduğu noktanın yerden yüksekliği maksimum 170 santimdir. Bunun doğruluk değerlerini bir araştıralım arkadaşlar. Bak minimum diyor ya okun hedefi vurduğu noktanın yerden yüksekliği minimum 150 santimdir diyor. Bakın mesela gitse tam şurayı vurmuş olsa arkadaşlar. Şimdi yarı çapı 15 değil mi? Şimdi şu buradan buraya zaten 120. Şimdi şu yarı çapı da çizsem burası da 15. Dolayısıyla arkadaşlar bakın buradan yerden yüksekliği ne oluyor? 135 oluyor. Burada 150 demiş ya. Dolayısıyla R önermesi yanlış önerme. S'ye bakalım. Maksimumda 170'tir demiş. Maksimum olacağı nokta arkadaşlar tam şurası olamaz mı? Bakın. Burası çap, yarı çap arkadaşlar 15. Burası da 15. Burası 30. Yerden yüksekliği de arkadaşlar 140'tı. 140'a da 30'u eklediğim takdirde bakın maksimum 170 oluyor. Dolayısıyla S önermesi de doğru bir önerme olmuş oluyor. Buna göre diyor yukarıda verilen önermelerin hangileri bu önermesinin doğruluk değerine denktir diyor. Önce bunun doğruluk değerine bir bakalım. R'nin değili ne olacak arkadaşlar? Sıfırın değili 1 olacak. İse S'nin değili. S'nin değili ne? 0. Dolayısıyla 100 numaralı kuraldan ne olacak arkadaşlar? Sonuç 0 olacak. Hangisi 0'a denktir diyor. Şimdi S neydi arkadaşlar? 0. Pardon S 1'di. Şöyle. R de 0'dı. Bakın 1 ise 0. Zaten 100 numaralı kuraldan 0 geliyor. Demek ki birinci öncül olacak. Bu arkadaşlar S dediğimiz 1 ya da 0. Dolayısıyla bunun doğruluk değeri 1 olacak. Bunu aramıyorum ben. S ise R. S ne? 1. Bu ancak ve ancak herhalde. Bu da 0. Dolayısıyla bunun doğruluk değeri de arkadaşlar ne olmuş oluyor? Bakın 0 oluyor. Çünkü yada'nın tam tersiydi ya. Yada da 1 çıktıysa bunda 0 çıkacak. Ben de zaten 0 arıyorum. Dolayısıyla cevabımız D şık. 3'e bakalım şimdi. Q, P ve R önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi Q önermesi neymiş? F birebir fonksiyondur. P önermesi de T, F örten fonksiyon değildir demiş.
R önermesi de F fonksiyonun tersi de bir fonksiyon önermeleri veriliyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi şu R'den, R önermesinden yola çıksak. Niye? Çünkü F fonksiyonun tersi de bir fonksiyondur diyor ya. Bu ifadenin doğru olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Bir fonksiyonun tersi olabilmesi için hem birebir hem de örten olması gerekiyor. Hem birebir hem de örten olması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bak burada birebirlik var. Fakat burada örten fonksiyon değildir demiş ya. Yani o zaman benim şu P önermesinin değiline ihtiyacım var bu ifadenin doğru olabilmesi için. Öyle değil mi? Şimdi bunların ışığında bakacak olursam, bak ne diyorum? Şimdi Q ve P önermelerin aynı anda gerçekleşmesi lazım. Değil mi? Tabii Q ve P önermeleri dediğim P'nin değilini alıyorum. Q ve P'nin değili önermelerinin aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Hem birebir olacak hem de örten olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben şöyle diyebilirim. Q ve P'nin değili. Değil mi? Böyle ise hem birebir hem de örten fonksiyon ise F'de tersi de bir fonksiyondur olacak arkadaşlar. Dolayısıyla benim yazdığım ifadeyle aynı olan hangisidir? Aynı olan sanki şu değil mi? Dolayısıyla cevabımız bakın D şıkkı. Bence güzeldir bu ya. 4'e bakalım. Nihal ve Betül hemşirenin nöbet tuttuğu günler aşağıdaki tabloda işaretlenmiştir diyor. P önermesi Nihal hemşire bugün günlerden ise yarın ve yarından sonra nöbet tutacağım diyor. Demek ki o zaman ne olabilir arkadaşlar? 2 gün peş peşe nöbet tutacakmış ya. Dolayısıyla bakın şu gün olma şansı yok. Niye? Çünkü bundan sonra bir gün tutmuyor, bir gün tutuyor. O zaman 2 gün peş peşe nöbet tutacaksa ya burada olacak arkadaşlar ya da burada olacak. Çünkü pazar günden sonra pazartesi ve salı nöbet tutuyor ya. Demek ki ya perşembe olacak ya da pazar olacak. Şimdi Q'ya bakalım. Betül hemşire bugünden sonra günlerden ise yarın ve yarından sonra nöbet tutmayacağım. 2 gün peş peşe nöbet tutmayacakmış arkadaşlar. Dolayısıyla hangi gün olması lazım? Pazar olsun ki 2 gün boyunca bakın pazartesi ve salı nöbet tutamaz. Başka zaten 2 gün peş peşe boş olduğu hiçbir gün yok değil mi? Bu kesinlikle arkadaşlar pazar olacak. Bugün günlerden pazar ise burada da perşembe veya pazar demesi lazım. Tamam. Yukarıda verilen P ve Q önermeleriyle ilgili diyor. Bileşik önermeleri oluşturuluyor. Buna göre P ve Q önermelerinin boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi gelebilir diyor. Şimdi şuradaki P ve Q önermelerini değerlendirecek olursak P ve Q önermelerini. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şu P ya da Q'ya bakalım. P ya da Q'ya bakalım. Bunun doğruluk değeri neymiş? Sıfırmış. Bu nasıl sıfır olabiliyor? Ya ikisi de sıfır olacak ya da ikisi de bir olacak. Değil mi? İki tane durum söz konusu. Şimdi şuraya bakalım. Bak, P ise Q'nun değili veya P. Bunun doğruluk değeri de birmiş. Burada ana bağlacımız veya. Dolayısıyla arkadaşlar veya bağlacında sonucun bir çıkabilmesi için veya'nın sağındaki ve solundaki ifadenin bir olması lazım. Dolayısıyla P'nin burada bir olduğunu ne yaptık anladık. O zaman bu olay gitti. P'nin bir olduğu durum bakın burada var. Şimdi şuradaki P ise Q önermesi de bir olacak ya. O zaman değili birse kendisi ne olacak? Sıfır olacak arkadaşlar. Bunun sıfır olabilmesi için P'nin zaten ben 1 olduğunu biliyorum. 100 numaralı kural işlemesi lazım. Dolayısıyla Q önermesi de nasıl bir önerme olacak? Yanlış bir önerme olacak arkadaşlar. Tamam. Gerçi şurada hata yaptık değil mi? Şimdi veya da sadece bu birse ikisinin 1 olması gerekmiyor ki. Bu V'de öyleydi arkadaşlar. P 1 ise o zaman ne olacak? Burası 0 da olabilir. Vallahi 1 de olabilir. Değil mi? 0 da olabilir. 1 de olabilir. Ama şimdi şöyle. Bakın P'nin 1 olduğu durumda zaten Q'nun da 1 olduğu durumu inceledik ya arkadaşlar. İkisi 1 olacak. Dolayısıyla P, Q önermesi de doğru olacak. Yani 2 önerme de doğru olacak. O zaman Q önermesi doğruysa bakın bizim burada yazdıklarımız doğru olacak. Burası pazar olacak. Burası pazartesi veya pazar veya perşembe. Bu yazdığımız ifadeler demek ki doğru olacakmış arkadaşlar. Ya da perşembe. Tamam. Şimdi P ve Q önermelerinde boş bırakılan yerlere hangisi gelebilir? Ya efendim Nihal için pazar ikisi de pazar olacak ya da perşembe pazar. Şöyle perşembelere bir bakalım. Perşembe pazar. Bakın C şıkkında var sanki. Değil mi? Nihal için perşembe dedik.
Betül için pazar. İkisi olabilir. Tamam. Ya da ikisi de pazar da olabilirdi. 5'e bakalım şimdi arkadaşlar. Şekilde bir şehirdeki A ve B noktaları arasındaki ara sokaklarda bir aracın geçiş yapabileceği yollar gösterilmiştir. P, Q, R ve S önermeleriyle yollar açık ise aracın geçiş yapabildiği 1 ile, kapalı ise aracın geçiş yapamadığı 0 ile gösterilmektedir. Buna göre bu araç diyor ifadelerindeki durumlardan hangilerinde A noktasından B noktasına gidebilir diyor. Şimdi burada sonucun V bağlacında 1 çıkabilmesi için hem P'nin hem de Q'nun 1 olması lazım. Veya bağlacında sonucun 0 çıkabilmesi için her halükarda ikisinin de 0 olması lazım. Şimdi arkadaşlar yol açık ise 1 ile, kapalı ise de ne oluyor? 0 ile gösteriliyordu. Şimdi A'dan B'ye gidilmesini istiyorum ben arkadaşlar. Şimdi R ve S yollarını kapatacak olursam ben, bakın R ve S yollarını kapatacak olursam şöyle kapattığımı varsayın arkadaşlar. Dolayısıyla ben zaten geçişi engellemiş oluyorum. Yani A'dan böyle de gelse buraya denk geleceğim. Bak şöyle de gelse buraya denk geleceğim. Böyle de gelse buraya denk geleceğim. Yani kapalı yollara denk geliyor. Dolayısıyla bunun zaten A'dan B'ye gitme şansı yok. Diğerlerine bakalım. Bakın P ise Q sıfırsa ise bağlacında 100 numaralı kural işlemesi lazım. Şimdi burada sonuç 1 ise V bağlacında her ikisinde ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani burada sadece Q yolu kapalı olmuş oluyor arkadaşlar. Q yolu neresi? Bakın. Şöyle diyelim. Q yolu kapalı. O zaman bakın bu A'dan bak şöyle gider. Şu güzergahtan gidebilir. Veya şöyle gidebilir arkadaşlar. Yani her halükarda ben A'dan B'ye ulaşabiliyorum. Tamam. Şimdi üçüncü öncüle bakalım arkadaşlar. İkisi sıfırsa her ikisi de sıfır olacak. Hem Q hem de S. Yani şuralar arkadaşlar ne olacak? Kapalı olacak. Tamam. Şimdi P ise R. Bu sıfırsa ise bağlacında bu 1 ise bu 0 olacak arkadaşlar. R'yi de kapatacağım. Bakın zaten hem R'yi hem de S'yi kapattığım zaman ilk öncülde de incelemiştik. Zaten B'ye ulaşma şansı yok. Dolayısıyla yalnız 2 olacak. 6'ya bakıyorum. P, Q ve R önermeleri için diyor arkadaşlar. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi x eşittir kök 2 için diyor. Bak x eşittir kök 2 için. P önermesi doğru mu yanlış mı? Tabii ki yanlış. Çünkü kök 2 tam sayı değil arkadaşlar. Dolayısıyla 0 olacak. Kök 2 R sayı mı? Evet bu 1 olacak. X eleman rasyonel sayıdır. Kök 2 rasyonel sayı mı? Hayır. O zaman arkadaşlar P veya Q. Bakın P bu ne oluyor? 0 ya da 1. 0 veya 1 ne olacak? 1 olacak. Birinci öncülümüz doğru. Şimdi diğerlerine bakalım. İkinci öncüle bakalım. X eşittir eksi 7 için. Ya, eksi 7 için arkadaşlar eksi 7 bir tam sayı. Dolayısıyla bunun doğruluk değeri 1 olacak. Şimdi x eleman reel sayı diyor. Tabii ki reel sayı. X eleman rasyonel sayıdır diyor. Eksi 7 de aynı zamanda rasyonel sayı. Üçü de doğru oldu. O zaman P ise yani 1 ise Q'nun değil. Q 1'di. Değil ne olacak? 0 olacak. 1 ise 0'dan arkadaşlar zaten sonucumuz 0 gelecek. 0 veya R. R dediğimiz 1. 0 veya 1. 1 gelecek arkadaşlar. Burada da 1 demiş. Dolayısıyla bakın 2 de doğru. 3'e bakalım şimdi. 3'e bakalım. X eşittir 1 bölü 7 için. Tam sayı mı? Değil. Dolayısıyla 0. R sayı mı? Tabii ki. Rasyonel sayı mı? Evet. Dolayısıyla P ancak ve ancak Q. P ancak ve ancak Q ne yapar arkadaşlar? Şöyle 0 ancak ve ancak Q yani 1. Arkadaşlar burada sonuç 0 olacak. Bakın şuranın sonucu 0. Aradaki bağlacımız ya da yazdım. Burası P ise Q. P neydi? 0. 0 ise Q yani 1. Bunun sonucu acaba 1 mi? Şimdi arkadaşlar 0 ise 1 sonucu 1'dir. 0 ya da 1 bunun sonucu da arkadaşlar ne oluyor? Bu da 1 çıktı. Hepsi doğru çıktı. Bir hata mı yaptık acaba? Bir bakalım şimdi. Şöyle bunda bir problem yok. İlkinde bir problem yok. Şu ortadakine bir daha bir bakalım. Ortadaki için ne demiştik arkadaşlar? Ortadaki için x eşittir eksi 7 için bu tam sayı. Dolayısıyla burası 1 olacak. Reel sayıdır. Doğru. Rasyonel sayıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Şurayı bir daha bir yapmakta fayda var. P ise Q'nun değil. P neydi arkadaşlar? 1. İse Q'nun değil. Q 1 diye değil ne olacak? 0 olacak. Değil mi?
veya R. R neydi arkadaşlar? 1 olacaktı. Tamam. Şurası, şurada bir Q'nun üstünde şey var. Rasyonel değil yani. İrrasyonel diyor. O zaman arkadaşlar eksi 7 için ne olacak? Burası eksi 7 rasyonel olduğu için irrasyonel olmayacak. Yani burası 0 oluyor. Şurası 0 olmuş oluyor. 1 ise 0. Burası zaten 0. 0 veya 0. Sonuç 0 olacak. Bak burada 1 demiş. Dolayısıyla bu gitti. Cevabımız 1 ve 3 oldu. 7'ye bakalım şimdi. P, Q ve R önermeleri var. Aysel evine giren bir hırsızın özelliklerinin denkliğini sağlayan önermeyi dile getirmiştir. Buna göre hırsız aşağıdaki özellikleri verilen 5 kişiden hangisi olabilir? Şimdi ise bağlacında sonuç 0 çıktıysa şuranın 1 olması lazım. Buranın da 0 olması lazım ki 100 numaralı kural işlesin arkadaşlar. P ve Q bunların ikisi 1 ise yani denge 1 ise ikisinin de 1 olması lazım. Bakın şöyle P, Q ve R önermelerini tablo şeklinde yapacak olursam R önermesi de 0. Böyle oldu. Yani P ve Q önermeleri doğru. R önermeleri ne olacak arkadaşlar? Yanlış olacak. Şimdi P mavi gözlü bir adamdır. Tamam. O zaman mavi gözlü olacaksa ya şu olacak ya şu ya şu olacak ya da şu olacak. Değil mi? Q önermesi de doğru. Boyu 170 ve 180 aralığında olacak. Şimdi arkadaşlar 170 bak bu 170 ve 180 aralığında. Bakın bu değil. Bu değil. O zaman C şıkkı patladı. Bakın E de olabilir. Şimdi 3. öncül neydi? R önermesi yanlıştı. Yani bıyığı vardır diyor. Bu yanlış. O zaman arkadaşlar bıyığı yok. Bıyığı yok olacak. Bakın bak burada bıyığı var demiş. O zaman bu da gitti. Cevabımız E şıkkı. 8'e bakıyoruz. Olduğuna göre diyor aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi yukarıdaki verilen önermeye denktir? Şimdi her x tam sayısı için diyor burası pozitif tam sayı mı? Şimdi x kare dediğimiz arkadaşlar pozitif ya da negatif durumlarda her zaman sonucu pozitif çıkacak. Değil mi? 1 eklersem yine pozitif olur. Hadi x'e 0 verelim. En küçük sayı verelim. 0'ın karesi 0. 1 eklediğim zaman 1 olacak. Yine pozitif olacak. Yani burası her halükarda arkadaşlar 1 olmuş olacak. Değil mi? Evet. Şimdi bakın buradaki V bağlacını yaptık. Şurası için konuşalım. Her x tam sayısı için diyor burası tam sayıdır diyor. Yalan. Niye? Çünkü bakın burada x eşittir eksi 1 için burası tanımsız. Ama burada ne diyor? Her x tam sayısı diyor. Şimdi işte bak bir tanesini bile sağlamayan bulduğumuz zaman o zaman yanlış oluyor. Dolayısıyla ikincisi de 0. 1 ve 0'dan da denkliğimiz ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Bakın bunu sağlayan da şu E şıkkı değil mi? Ben çünkü P'ye 1 desem diğeri zaten otomatikman 0 oluyor. Sonuçta 0 olmuş oluyor. Tamam. Evet. Geldik şimdi 9. ve son sorumuza. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere diyor. Tamam. P, Q ve R önermeleri veriliyor. Bu önermesi doğru olduğuna göre diyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. P ise Q bunun değili ve R arkadaşlar. Bu doğru önermeymiş. O zaman ana bağlacımız bizim V olduğu için V'nin sağındaki ve solundaki ifadelerin 1 olması lazım. Şöyle P, Q ve R'yi yine tablo şeklinde gösterecek olursak R'nin 1 olduğunu bulduk. P ise Q'nun değili 1 ise o zaman kendisi 0'dır. İse bağlacında sonucun 0'ı çıkabilmesi için bakın 100 numaralı kural işlemesi lazım. Dolayısıyla P 1 ise Q 0 olacak. P önermesi doğru bir önerme. Q önermesi bakın yanlış bir önerme. Değil mi? Yani o zaman A çarpı C artı B çift sayı değil de ne olması lazım arkadaşlar? Tek olması lazım. Tek olması lazım. Tamam. Şimdi şöyle A, B, C'yi de bir tablo şeklinde düzenlemeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar şuradan yola çıkacak olursak bak A çarpı C artı B. Bu ne olacak arkadaşlar? Yanlış bir önerme ya. Çift sayıdır demiş. Dolayısıyla bunun tek olması lazım. Tek olabilmesi için bak burası çiftse burası tek olacak. Veya burası tekse burası çift olacak arkadaşlar. Bu durumda sonuç tek yapabilir. Şimdi eğer A çarpı C çift olacaksa alternatifimiz bizim çok. Değil mi? Nasıl çok? Nasıl çok arkadaşlar? Gerçi bunları böyle şıklara göre elemek mesela daha doğru olur. Daha doğru olur aslında. Ama biz yine değerlendirelim burada. A çarpı C çift olacaksa mesela bu çift olursa bu tek olabilir. Bu tek olursa bu çift olabilir. Veya her ikisi birden çift olabilir. Böyle durumda zaten ben B'ye
Ne dedim? 3'ü için tek dedim arkadaşlar. Tabi A çarpı C bir de tek olursa, bak şunu değerlendirdim. A çarpı C tek olursa o zaman her ikisinin de tek olması lazım. Bu durumda da bakın B ne oluyor? Çift olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu ihtimaller ışığında bir bakalım. A çarpı B. Bakın şuna göre bakalım. A çarpı B ne olacak arkadaşlar? Çift olacak. Artı C. Bakın artı C. Bakın burası çift oldu. Buradan yırttı. Şimdi buna bakalım. Hepsini değerlendireceğim çünkü. Hepsini değerlendireceğim. Burası oldu. Şimdi A çarpı B ikinci durumda ne olacak? Tek olacak. C ne oluyor? Çift oluyor. Tekle çiftin toplamı tek. Bak burada çift diyor ya her halükarda. Demek ki arkadaşlar buradan ne oldu? Patladı. Yani şu ikinci durum söz konusu değil. Biz onu anladık. Bak şu ikinci durum söz konusu değil. Bak buradan sağlamadı çünkü. Tamam. Tamam. Şöyle şunları da silelim arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. A çarpı B ne olur? A çarpı B çift olur. Değil mi? Burası çift. C'de neydi arkadaşlar? C'de çiftti. Tamam. Çiftle çiftin toplamı. Bak çift olabiliyor. Bu ihtimal de olacak. Son ihtimal de şey yapalım. Şimdi bütün alternatifleri yazdım ben de değerlendirmesini yapıyoruz. Hangileri olabilir diye. A çarpı B. Bakın burası çift. C'de tek. Çiftle tekin toplamı tek. Bak sağlamadı. Çünkü çift olmasını arıyorum. Demek ki arkadaşlar bakın şu da olmaz. Yani cevabımız ya buradaki gibi olacak ya da buradaki gibi olacak. Tamam. Şimdi R önermesine de bir bakalım. R önermesinde arkadaşlar şimdi en baştaki şuradaki durumu değerlendiriyorum yine. B çarpı C'ye bakalım. Tekle tekin çarpımı tek. Artı A çiftti. Tekle çiftin toplamı arkadaşlar tek. Burada çift sayıdır demiş. Dolayısıyla bakın bu da gitti. O zaman bakın şuradaki durum söz konusu oldu. Çift, tek, çift. Çift, tek, çift. Nerede var? Bakın D şıkkında var. Bence güzeldi bu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.